Hastane inşaatımız bitmedi daha. Hastane inşaatı orada duruyor. 100 milyon lira harcanacağı söylenen Diyanet'in külliyesine şimdi ne gerek var şu pandemi ortamında diye tepki gösteriyor CHP milletvekili. Ne işe yarıyor? Yazıp çiziyoruz şurada diyenler bir işe yarıyor emin olun. Geçen hafta en çok neyi konuştuk? Biz bu elektrik dağıtım şirketlerinin seyahat masraflarını, ağırlama giderlerini elektrik faturalarımızdan karşılamak zorunda değiliz ki dedik. Öyle bir sesimizi yükselttik ki tüketici olarak o kadar çok yazıp çizdiniz ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Hiç iyi haber vermiyorsun diyenlere iyi haber sesini yükseltmekten korkmayanların sayısının çoğalıyor olması. Ne münasebet biz sizin ağırlama masraflarınızı ödemek zorunda değiliz dedik. Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama masraflarının faturalara eklenmesiyle ilgili düzenlemeden vazgeçildi. Vazgeçildi de faturayı biraz detaylı inceleyelim. Tamam temsil Seyahat masraflarını karşılamıyoruz ama ne masraflar karşılıyoruz ne masraflar. Seyahat masraflarından temsil giderlerine elektrik şirketlerinin keyfi harcamalarını 5 yıldır tüketici ödüyor. 5 yıl daha uzatılması planlanan uygulamaya tepkiler çığ gibi büyüdü, geri adım geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şirketlerin harcamalarını faturalara yansıtan hükmü kaldırdı. Elektrik mühendisleri odası ve tüketici dernekleri konuyu yargıya taşımış ancak yıllardır sonuç alamamıştı. Artık faturalarda ağırlama, ilan, sponsorluk ve reklam gibi giderler yer almayacak. Bu bir elektrik faturası değil evlerimize gelen resmen bir soygun. Biz bu tür uygulamaları özelleştirmelerin tüketiciye yansıyan bir yükü olarak değerlendiriyoruz. Yeni düzenlemede bir ayrıntıysa dikkat çekti. EPDK 7 kalemin artık tüketiciden tahsil edilmeyeceğini açıkladı ancak hala faturalara yansıtılan en az 4 kalem hakkında bir bilgi paylaşmadı. E, bugün baktığımızda bazı kalemler gitti ama hala bazı kalemlerle ilgili bir açıklama yok. Müşavirlik, mahkeme, dava, avukat, icra, arabuluculuk, haberleşme e, personel yollukları, büro harcamaları bunlarla ilgili yansıtılıp yansıtılmayacağı ile ilgili bir açıklama yok. Milyonlarca abonenin yıllardır ödediği giderlerin akıbeti ise bilinmiyor. Hükmün geriye dönük işleyip işlemeyeceği kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla öğrenilecek. Eğer ortada bir mağduriyet varsa, eğer ortada bir haksızlık varsa bununla ilgili her bir vatandaşın tek tek mahkemeye gidip karar almasını beklemek yerine bununla ilgili bir düzenleme yaparsınız. Tüm vatandaşın hakkını verirsiniz sadece ilk 9 ayında 2 milyon 600 bin abone faturalarını zamanında ödeyemedi. Pahalılıktan şikayet eden vatandaş faturalardaki yükün hafifletilmesini istiyor. Şimdi bu halka yapılan şu an şu. Önüne saman koyup arkadan yumurta almak. Diğer vergileriyle beraber zaten adaletsizlikti. İnşallah stabil bir uygulamaya giderler yani. Yani şu ortamda bunda vatandaş.